Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugünkü videomda sizlere bakın Kore türü sukulentlerimin yapraklarını yatırmıştım. Onların bebeklerini sizinle paylaşıyor olacağım. Bakar mısınız şu güzelliğe arkadaşlar? Harika görünüyorlar. O yüzden denemek çok önemli. Denemekten vazgeçmememiz gerekiyor. Evet, çok yavaş gelişiyorlar, çok yavaş büyüyorlar. Bakın ben bunun annesini 1350 liraya almıştım arkadaşlar. Ve bakın kaç tane yaprağım bebek verdi. Bunları yeni yatırdım. Yaklaşık 15-20 gün oldu. Çok hızlı köklenmiyorlar, onu belirteyim. Toprağımda genelde yanlış hayvan gübresi kullandım. Bakın, biliyor musunuz arkadaşlar? Bir yaprağı beyaz, bir yaprağı yeşil, harika görünüyor. Şunun rengine bakın arkadaşlar. Bu iki tane bebek vermiş. Bu da iki tane bebek vermiş. Bakın. Hatta ben bunu göstereyim. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Muhteşemler. Şöyle yapraklarını tekrar örtelim. Şunun güzelliğine bakın. Bu biraz en önce yaprak vermişti. Durumu iyi. Şuna bakın. Bunlar gayet güzel. Şunun yaprağı ölmüş. Şunun yaprakları ölmüş. Şu farklı tür arkadaşlar. Buradaki 4-5 tane farklı tür. Onların yaprakları öldü. Anaç yaprakları. Bakın. Harika kök vermiş. Bu da farklı bir tür. Arkadaşlar bebek ve yaprak verene kadar kesinlikle sulamadım. Onu söylüyorum. Bunu çıkarmak istemiyorum, yerinden oynatmayayım. Bu da farklı bir tür. Bu Paçverium türünden. Ama bu da Kore türü. Buradaki tüm sukulentlerim Kore türü sukulentler. Bakın bu biraz daha büyük. Yani denemekten asla vazgeçmemeliyiz. Bu da farklı bir tür. Bunların anaçları çok küçük olduğu için fazla yaprak çıkarmadım. Ama şu yaprakları büyüdükçe yapraklarını aldım, yatırdım. Ve gerçekten harika bebekler verdiler. Yani Kore türü sukulent de çok güzel bir şekilde bizim ülkemizde bu şekilde yetişiyor, büyüyor. Bunları yerlerine aldığım zaman sizinle paylaşırım. Harika görünüyorlar arkadaşlar. Çok mutluyum. Şuna bakar mısınız? Muhteşem. Bakın. Yani şöyle sizinle paylaşmak istedim Kore türü sukulentlerimi. Anaçları biraz küçüldü ama sorun değil. En azından üretmiş oldum. Bakın bir türden kaç tane fidem oldu, öyle diyeyim. Çok küçük böyle bir dondurma kutusuna koymuştum ben, lokum kutusu mu ne. Ve bu şekilde üretiyorum. Bunları güneşe hiç koymadım. Aydınlık bir yerde, çok az güneş alan bir yerde konumlandırmışım bunları. Ve bu şekilde de çok güzel geliştiler. Bunların gelişmiş hallerini ilerleyen günlerde gene sizinle paylaşırım. Nasıl bir gelişim göstereceklerini. Ama bu türüm için gerçekten çok sevindim. Ve bakın iki tane yaprağım. Hatta bu da iki bebek vermiş. Yani üç yapraktan altı tane bebek elde etmiş olduk. Bugünkü videom bu şekilde oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.